Batman Ocak altında yok, doktorluk değil. Yani ya. Mesela o diyecek ki işte şu bölümde hoca. Paraval bu arada orada çıkarız. Tamam. Fark ettim. Ya şöyle yapalım. Böyle mi alalım? Evet. Tamam, şey yapalım. Biliyorsunuz dün gece sabaha karşı 4'te olduktan sonra deprem şehirdeki diğer hastanelerin hepsinin ameliyathanesi çalışmaz vaziyetteydi. Bütün acilin yükünü, özellikle ameliyat olacak bütün hastalar bize geldi. Hastanede bir sıkıntı yoktu ama ikinci depremden sonra ameliyathanede de ufak tefek tavan çökmesi gibi şeyler oldu. Binada bir sıkıntı yok ama personel sıva dökülmesi, tavandaki çökmelerden dolayı tabii girmekte sıkıntı yaşadı. Bu yüzden de bu arada tabii bu hastaların büyük kısmı serviste yatıyordu. Serviste hepsi apar topar dışarı çıkmaya başladılar. Bunlara kapıya yakın olsun diye giriş koridorunu, hatta yukarıdaki bir katta koridoru hastalarla doldurduk. Burada hizmet vermeye çalışıyoruz hastalara. Yoğun bakımlarımız full dolu. Servisler yine dolu servisler var. Yani acile en az 150-200 hasta devamlı acilde duruyor. Belki dünden beri 5-10 bin hasta gelmiş olabilir. Tam kayıtları bile yapılamıyor. Tabii kayıplar da var. Çok kayıp var. Burada mümkün olduğu kadar hizmet vermeye çalışıyorlar. Kızılay yeni çorba ikramına başladı. Şurada 36 saat geçmiş depremden. Biz üniversite içerisinde gerek kapalı spor salonunda gerek konferans salonunda gerek fakültelerin içerisinde dünden beri bir sürü vatandaşımızı misafir ettik. Bunları burada ikamet ettirdik. Ancak üniversitenin yemekhanesi doğalgazda çalışıyor ve mutfağımızda yiyecek olmadığı yani doğalgazdan olmadığı için doğalgaza kesik olduğu için yemek hizmeti veremedik ama gerek kurumlardan yemek yardımı almadı. İnsanlar aç, susuz vaziyette gece boyunca üniversite içerisindeki merkezlerde bulundular. Yani çadır kurulmasını istedik. En azından vatandaşların dışarıda güvenli olması diye. Sahra Hastanesi burası büyük yükünü burası çekiyor. Bir Sahra Hastanesi kurulsun istedik ama hiçbir talep alamadık. Personel ihtiyacımız saç safhada. Personelimizin özellikle sağlık personeli olarak dün çok kötüydük. Geceden itibaren İstanbul'dan, Ankara'dan gönüllü sağlıkçılar geldi. Bunlar sağlık personeli yükünü azalttı ama destek personeli kısmında temizlik olsun, diğer personel kısmında büyük sıkıntı var. Çünkü bu personelin ya kendilerini ya bir yakınları enkaz altında gelemediler. Yani ondan dolayı da büyük sıkıntı çekiyoruz. Üniversitemiz hocalarından, hastanemiz personellerinden enkaz altında kalan çok kişi var. Kaybımız çok fazla. Gördüğünüz gibi durum böyle. Sayısını tam olarak şey yapamıyorum ama hastanede şeyde yatan yaklaşık 300 tane hastamız hastanede yatmakta. 50 civarında da yoğun bakımda hastalarımız var. Fırsat buldukça diğer illere göndermeye çalışıyoruz, yakın illere. Ama ambulans sıkıntısı var. 112 tabii enkazdan hasta getirip götürüyor. Onlar da yetişemiyor. Ancak diğer illerin 112'lere gelip hasta getirebilirse durumu nispeten daha stabil olan bazı hastaları otobüsle işte Kayseri'ye, Konya'ya yolladık. Yani onun dışında burada arkadaşlar can siparişine gayret ediyorlar, çalışıyorlar. Ama özellikle yiyecek, giyecek, sonra o evinden çıplak ayakla çıkmış, gecelik kıyafetiyle çıkmış. Yani battaniye sıkıntımız çok fazla, giyecek sıkıntımız var, su. Biz kendi hastanemizdeki depolardaki sulardan temin etmeye çalışıyoruz. Yeğenim, abimin o kızı. Şu anda annesi, ablası, iki yeğeni, eniştesi enkazın altında. Dünden belli bir çalışma yok. Bayağı bir konuda mağduruz. Yeğenimi Kayseri'ye sevk ettiler. İşte buradaki gördüğünüz yoğunluktan dolayı orada Allah kısmet ederse bir ameliyata girecek. Hiçbir şey hatırlamıyorum, sadece deprem anını hatırlıyorum. Yeğenimin yanına koştum. Ondan sonra gözümü açtım, buradayım. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Ne kadar kaldın enkaz altında? İnanın hiçbir şey bilmiyorum. Sadece deprem anında
yeğenimin yanına koştum. Ondan sonra gözümü açtığımda buradaydım. Kim getirdi, nasıl getirdi, nasıl oldu hiçbir şey bilmiyorum. Hastanede yaşanan yoğunluk nedeniyle yeni hastalara yer açmakta zorlanılıyor. Bunun için de hastane yönetimi durumu daha iyi olanlar ancak tedavi görmesi gerekenleri çevre illere sevk ediyor. Bir sıkıntı da ambulans. Çünkü ambulanslar şu anda enkaz bölgelerine hizmet veriyor. Hasta transferi yapıyor ve burada durumu daha iyi olan kişilerden ya kendi araçlarıyla ya da otobüslerle diğer sevk edildikleri hastanelere gitmeleri isteniyor. Altından zor çıktın. Bir de adamlar çıkarttı, ekip çıkarttı. Ne kadar kaldın enkaz altında? Bir saatten fazla kaldım. Evet, çok geçmiş olsun. Sağ olasın. Deprem anında neler hissettin? Deprem nasıl geldi böyle? Aynı bir balyoz var ya. Balyoz vururlardı şeye, onun gibi bir şak. Hiç öyle bir yavaş maş geleyim demedi. O kadar fazla geldi. Deprem. Yanımda bir hanım vardı, bir de ben vardım. Bir şöyle karyolada yatıyorduk. Ona bir epey bağırdım. Tamam baba, sakin ol. Baba, sakin ol. Ne oldu işinize? Sohbet. Allah rahmet eylesin. Görüşmeler. Sağ olun. Tamam, teşekkür ederim. Bu kadar yeter herhalde. Oradan... Beni sırtına aldılar, yola çıkarttılar. Gelmiş. Ekipler. Gelmiş. Oradan da bu vardı oğlum. Hı. Aldı buraya yetişti. Çok geçmiş olsun. Ya bak bir tane mübarek var ya, böyle yendi. Alayımız kaldık, geri çıktı. Kız beni biliyor, kız var. Yemiş altın Çetin kocası yine. Ağaçlıya yakın onların evleri. Ha. Sen çocuk ailene mi ulaşamıyorsun? He? Aileye ulaşamıyor musun? Yok, ulaşamıyorum işte. İsim neydi senin? İyi. İsmin ne? Fatma Altın. Tın. Altın bizim ev.